hangi siyasi partinin sayın genel başkanını bu programda ağırlasak hepsi %7'yi geçeceğini düşünüyor. Bu hesapla %500 oranında bir oy gelmesi lazım seçmenlerden. Onu seçim gecesi göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü anketler bambaşka bir Türkiye Tabii. anlatıyor. Siz sanki yani... Bununla siz... ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun Sayın Pençek. Türkiye öyle bir sürece girdi ki arkaya bakarak önünüzü hiçbir şekilde anlayamayız. Arkada kalan sistem içiydi. Yani 1980'de Turgut Özal geldi. Dünya ekonomisiyle bütünleşiyoruz dedi. Üreticiler kamburdur dedi. Çiftçi kamburdur dedi. Sanayicileri suçladı. Küçük orta sanayicileri suçladı. Kamu iktisadi teşekküllerini tasfiye etti. Yani o Atatürk'ten kalan milli ekonomiyi tasfiye eden bir sürece girdi. O nereye kadar? İşte dünlere kadar o geldi ve iflas etti. 500 milyar dolar Türkiye borcu var. Ekonomi de iflas ettiği gibi güvenlikte de iflas etti. Türkiye'nin bölünmesi tehlikesi oldu. Onun için şimdi Türkiye yeni bir döneme giriyor. Onu anlamamız lazım. O 2014'te başlatılabilir. Yani Silivri Duvarı'nın yıkılmasıyla. 2016'da Gladio'nun ezilmesiyle evet. orada da başlatılabilir. Onun için artık seçim tahminleri arkada kalanına göre olmayacak. Evet. Bakın bu neye tarihimizden Atatürk 1918'de 17'de var mıydı? İttihat Terakki vardı. Hürriyet ve İtilaf vardı. Ondan sonra 3-4 sene sonra ikisi de yok. Gerçi Atatürk İttihat Terakki'nin devamı gerçi ama yani Türkiye arkadaki kalan dönemle açıklanamayacak bir sürecin eşiğindedir. Bunu önümüzde dönem yaşayacağız. Siz de dediniz zaten. Peki. Şimdi siz anlatırken sanki iki ayrı Türkiye varmış ve siz ve ben iki ayrı Türkiye'de yaşıyormuşuz gibi hissettim. Sebebini söyleyeyim. Atatürkçülüğün yükseldiğini ifade ediyorsunuz. Bu görülüyor. İyi de bir şey. Ne güzel. İşte o neoliberal politikaların emperyalist yaklaşımların bittiğini ve sonunun geldiğini söylüyorsunuz. Bütün bunları söylerken sanki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti'yi ya da 20 yıllık iktidar sürecini iki ayrı entite gibi anlatıyorsunuz. Yani sanki o bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı iki ay yaşın çıkarttığı yasa muteber de dediği o cümleyi kurmamış olan Cumhurbaşkanı. Sanki o Cumhurbaşkanı FETÖ dediğimiz istihbarat örgütü Türkiye'nin tüm kozmik odalarına ve kılcal damarlarına sızarken ne istediler de vermedik mi dememiş olan Cumhurbaşkanı. Ben kendi YouTube kanalım için bu yaz tam 20 ili gezdim ve sahada ne kadar tarım üreticisi varsa her ayrı ham maddemiz için birer belgesel çektim. Türk tarımı tamamen ithalata bağımlı hale getirmiş durumda. Bugün buğday ithalatı en çok Rusya'dan ithal ediyoruz. Bu da buğday ithalatında Türkiye dünya üçüncüsü olmuş vaziyette. Siz üreten toplum diyorsunuz. Türkiye'de bir devrim oluyor diyorsunuz. AK Parti iktidarı ve Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Bir yandan pardon AK Parti ama Erdoğan'ı sanki ayrı bir klasmanda tutuyorsunuz. TOG'dan bahsediyorsunuz. Atatürkçülük, devrimcilik. Ha, durumda şimdi, bir şey söylemedim. Hayır, aynen söylediniz az önce. Yani kayıtları geri saralım bakalım. Şimdi ben anlayamıyorum bunu. Hani iki ayrı Türkiye'de mi yaşıyoruz? Birinci mesele bu. İkincisi dediniz ki sistem değişiyor. İsterseniz gelin bunu konuşalım sonra. Ama hepsini sorayım. Peki, yani tamam. Çünkü birbirine bağlı. Buyurun. Sistem değişiyor dediniz. Buradan tabii emperyalist NATO'cu bir sistemden kastettiğinizi anlıyorum. Küreselci bakıştan bahsediyorsunuz. Ama hiç Türkiye'de o sistemden uzaklaşan bir yapı varmış gibi gözükmüyor. Ben daha bugün Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamalarını okudum. F-16 anlaşması onaylanmak üzere. Üzerinde çalışıyoruz, bekliyoruz dedi. Tam soru ne? Dolayısıyla şimdi o tarafı bütün bu gerçekliklerden azade tutup sürekli olarak bir muhalefet ittifakına yönelik eleştiriniz var. CHP'ye yönelik, altılı masaya yönelik. İyi de bu parti değil miydi, CHP değil miydi? Siz FETÖ'den kumpaslara uğradığınız dönemde kapınızda nöbet tutan, sizi destekleyen, sizi savunan. Gene aynı CHP değil miydi neoliberal politikalara karşı daha sosyal demokrat, gelir adaletini önceleyen, daha Atatürkçü, cumhuriyetçi bir çizgide bir siyaset tezi ortaya koyan? Ne oldu da siz birdenbire devrimciliği 20 yıldır bu enkazı yaratan bir yapıda değil, yani yapıda görürken kendi genetiği devrimci olan bir siyasi partiye karşı böyle bir tutum takındınız? Bakın. Ben Tayyip Erdoğan'dan söz etmiyorum. Türkiye'den söz ediyorum. Türkiye devrim sürecine girdi diyorum. Tayyip Erdoğan demiyorum. Nasıl ama girdi ama? Tayyip Kim Erdoğan girdi? Hangi yani nasıl girdi? Pardon. Olgularla. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın önüne katmış sürüklüyor. Türkiye diye bir gerçek var. Ordusu var, polisi var, sanayicisi var, tüccarı var, işçisi var, çiftçisi var, halkı var. Türkiye'de bir gerçeklik var. Siz Türkiye'yi
uzun boylu esir edemezsiniz. Yani o Türkiye o kalıplara sığmaz. Atlantik süreci Türkiye için bir hastalık süreciydi. Onun için ben dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan şunu yapıyor, bunu yapıyor demiyorum. Siz kimle konuşuyorsunuz? Tayyip Erdoğan 6 sene hapishanesinde yatmış bir adamla konuşuyorsunuz. Ben de tam olarak bunu anlamaya çalışıyorum. Yani demin TOG'dan örnek verdiniz ya, işte devrimcilikten bahsediyor dediniz. Ben mi yanlış duydum? Siz yanlış duymadınız. Evet. Türkiye bir devrim sürecine geldi. İspatlıyorum. Silivri duvarının yıkılması bir devrim değil mi? Amerika bir duvar koyuyor. İçine Türk ordusunu koyuyor. Vatan Partisi'ni koyuyor. O yıkılıyor. Türkiye Sayın zincir... Pençek, bugün amiraller gene hala müsaade edin. Aynı amiraller, cezaevinde yatıyorlar. Onlar benim arkadaşlarım. O yatsınlar diyorsunuz yani, gene Türkiye sonra gerçeği o değil. Müsaade edin, ben sizi dinledim hanımefendi. Peki, buyurun efendim. Türkiye gerçeği o değil. Türkiye gerçeği şu. Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO generalleri ve NATO amiralleri yatıyor. O sizin dediğiniz amiraller değil. Türkiye'nin 50 bin, 25 bin subay NATO bağlantılı, FETÖ bağlantılı olduğu için tasfiye ediliyor. Var mı böyle bir şey Türkiye tarihinde? 14 bin yargıdan tasfiye ediliyor. 30 bin polisten tasfiye ediliyor. Bunlar devrim değil mi? Arkasından Fırat Kalkanı ile 24 Ağustos 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika ve İsrail'in koridoruna giriyor, yarıyor. Onun arkasından Zeytin Dalı harekatları, Barış Pınarı harekatları geliyor Amerika'ya karşı. Amerika feryat ediyor. Bunlar devrimci olaylar. Sayın Pençek, o harekatları yöneten değerli komutanlar istifa ettiler TSK'dan. O sözünü ettiğiniz harekatları bizzat yöneten komutanlar ayrıldılar TSK'dan. Ben onlara bakmam, bakın hanımefendi. Peki, bugün savaşan bir ordu var. Lütfen, lütfen. O harekatları o komutanlar karar vermedi. O harekatlar hükümet karar verdi. Türkiye karar verdi. Türk ordusu karar verdi. Ve savaşan bir ordu var. Amerika ile savaşan bir ordu var. Rusya ile beraber olan bir Türkiye var. Çin'e elini uzatan bir Türkiye var. İran'a yaklaşan bir Türkiye var. Suriye ile ilişki kurma sürecine gelen bir Türkiye var. Yani bunu görmemiz lazım. Bunlar devrimci. Bunu Vatan Partisi tamamlayacak. Bunlar hepsi Vatan Partisi'nin programı. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik, tam üyelik için arayış içinde olan bir Türkiye var. Bu kim? Bunun arkasında Türkiye var ve Vatan Partisi var. Yoksa Tayyip Erdoğan yok. Peki Doğu Bey, soruda CHP vardı. Şimdi ha? CHP sizi Silivri'de gelip ziyaret etti mi? Bakın CHP... Bekledi mi? FETÖ kumpaslarına karşı savunmadı mı? Biz içeri atıldığımız zaman Kılıçdaroğlu darbeciler yargılansın dedi. Getireyim mi? Açım şeye bakın. Biz içeri atıldığımız zaman atılmamızı destekledi. Bizi kim ziyaret etti? Şahin Mengü ziyaret etti. CHP'deki Kılıçdaroğlu'na muhalif olan arkadaşlar ziyaret etti. Ama Kemal Bey'in şey ifadesi yok mu efendim? Türkiye, ben bir başka bir şey daha söyleyeyim. Evet, bakın, çünkü aynı tarihlerde Sayın Erdoğan bu örgütlerde ben de üye olayım dedi. Siz benden çok konuşuyorsunuz. Hayır, estağfurullah.